Plastikler burada kimyasal yapılarına göre sınıflandırılır. Edirne Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile atık pillerin toplanması ve bertarafı konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yetkilendirilen Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği tarafından öğretmenlere yönelik eğitim toplantısı düzenlendi. Halktan ziyade öğretmenlere mesaj vermek istiyoruz ki onlar da öğrencilere bunu iletsinler. Burada önemli olan tabii atık pilin çevreye nispeten eskisi gibi değil ama insan sağlığına olan zararları. Biraz pillerin genel karakteristiklerini anlatıyoruz. Ondan sonra atık pil nedir? Nasıl topluyoruz? Ve bu arada tabii içerisinde ne var ne yok. Çünkü kapalı bir sistem. Devecan Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği'nden Kimya Yüksek Mühendisi Savaş Arna, belediye yetkilileriyle öğretmenler katıldı. Toplantıda pillerin tanıtımı, türleri, kullanımında dikkat edilecek hususlar, atık pillerin toplanması, ayrıştırılması ve geri dönüşümü konularında bilgiler verildi. İçinde en çok metaller bulunuyor. Kimyasal bileşikler var. İşte daha değişik şeyler var. Yani bir kimya deposu. Dolayısıyla bunu rastgele toprağa atarsanız veya çöpe atarsanız oradan da tabii zamanla delinerekten aşağıya akan bir takım akıntı sızıntılar sırasında sulama sularına karışabiliyor. Oradan işte tahıllarınızı, meyvelerinizi, sebzelerinizi suluyorsunuz. Daha derinlere iniyor, akarsulara, işte nehirlere, denizlere karışıyor, balıklar yutuyor. Tabii ki bu kimyasalları vücuda almak doğru bir şey değil. Onun için biz atık pilleri ayrı olarak toplanması. Yüksek Kimya Mühendisi Savaş Arna atık piller konusunda yaptığı açıklamada evlerde veya iş yerlerinde atık pillerin çöpe atılmaması konusunda uyarılarda bulundu. Çöpe atılan pillerdeki kimyasal maddelerin zamanla toprağa karışarak yeraltı sularına zarar verdiğini belirten Arna, atık pillerin karton kutu veya cam kavanoz içinde biriktirildikten sonra atık pil toplama noktalarına bırakılması gerektiğini söyledi. Yani evlerinizde kaynağında ayrı olarak atık pilleri toplayıp toplama kutularına aktarılmasını bütün her yerde böyle şiddetle tavsiye ediyoruz ve bunu istiyoruz. İşte buradaki şeyimin amacı da öğretmenlerimize bu fikri yerleştirmek. Ama tabii kendi derneğimizin çalışmalarını, atık piller toplandıktan sonra ne yapıldığını falan hepsini burada anlatacağız. Öte yandan Edirne Belediyesi'nden yapılan açıklamada atık pil kutularının belediye, okullar, fotoğrafçılar ve süpermarketlerde bulunduğu bildirildi. Tabii suya atmayacaksınız, toprağa gömmeyeceksiniz, yakmayacaksınız. Tabii her şeyin başında en önemlisi çöpe atmayacaksınız. Yani evinizde bir cihazınızdan pili çıkardığınız zaman kesin ve kesin onu ayrı bir yerde toplamak ve getirip en yakın işte toplama kutusuna atmak. Bu içeride gördüğünüz kutular çok yerde var. En başta marketlerde var. Zincir marketlerde, teknomarketlerde. Aksi takdirde çöpe atarsanız onun oradan bir daha çıkma şansı hiç yok. Demin söylediğim o olay çöplüklere konan pillerde bir müddet sonra soğuk, sıcak derken yağmur, işte kar falan deliniyor. Tabii delindikten sonra dediğim şeyler ortaya çıkıyor. Edirne Belediyesi'nin atık pil toplama çalışmalarına 2008 yılında başlandığına dikkat çekilerek 2008 yılında 1500 kilo, 2009'da 1373 kilo, 2010'da 1436 kilo, 2011 yılında 1435 kilo, 2012 yılında 1172 kilo ve bu yıl ise 1440 kilogram atık pilin toplanarak kısa adı TAP olan Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği'ne gönderildiğini, böylece çevreye zarar vermeden bertarafın sağlandığı belirtildi. Sobaya da atarlar ama sobaya atılması tabii kesinlikle tavsiye edilmez. Çünkü sıcaklık pilin baş düşmanıdır. Şişer, basınç artar ve bir noktada tutuşabilir sobayla. Hani patlar ama sobaya atmamak lazım. Bizim ülkemizde aşağı yukarı 20 senedir şey yok, pil üreticisi yok. Her şey yurt dışından geliyor. İthalatçılar hepsi yükümlülük altında. İşte ana hatlarıyla üreten veya piyasaya süren toplar prensibiyle bu iş yürüyor. Temiz bir çevre için kullanım süreleri bitmiş atık pillerinizi naylon torba, kutu ya da kavanoz gibi yerlerde biriktirip bu atık pilleri süpermarketlerdeki, okullardaki, muhtarlıklardaki ve belediyelerin belirlediği toplama merkezlerindeki atık pil toplama kutularına atabilirsiniz.